Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi hakka hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele edenlerden eylesin. Amin. Batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an ve sünnet-i seneye sımsıkı yapışanlardan eylesin. Amin. Allah razı olsun hepinizden de inşallah. Amin. Önce bir ilan yapayım. No, bu sadece erkeklere ait. Şeyde vakfın bulunduğu yerde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma gündüzleri erkek çocuklara ait Kur'an-ı Kerim kursu olacak. O yüzden arkadaşlar, kardeşler, bu konuda Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen kardeşlerden bilmeyenler muhakkak var. Ondan sonra öğrenmek isteyen veya çocuklarıyla beraber öğrenmek isteyenler vakfa müracaat etsinler. Bu bir. İkincisi, büyüklerden Kur'an-ı Kerim bilmeyenler, onlar da gece, hani gündüz çalışıyorlar ya, o yüzden gece eğer bu konuda bir çalışma istiyorlarsa onu da müracaat etsinler. İnşallah isim yazdırsınlar. Hem gece büyükler için veyahut da gençler için de olabilir. Kur'an-ı Kerim çalışması olacak. Hem bir de gündüz genç erkekler için Kur'an-ı Kerim kursu olacak inşallah. O yüzden arkadaşlar, kardeşler özellikle çocuklarını Kur'an-ı Kerim'i öğretsinler. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğretendir. O yüzden en hayırlımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten inşallah onlardan olalım. Amin. Peki. Bir soru var. Cezbe nedir, cezbe ne değildir? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dini anlatırken sahabeler başlarından aşağı örtüleri örter, için için ağlarlardı. Sahabeler namaz kılarken Hazreti Ali Efendimiz başta olmak üzere, eğer bir taraflarına bir yara bere olur, bir savaşta yaralanırlarsa namaz esnasında oku çıkartırlar, namaz esnasında yaraları dağlatırlardı. Sahabeler tasadduk etmede öyle bir hale gelirlerdi ki evlerinde yiyecek bir şey kalmazdı. Bunların hepsini de ben sahabenin cezbesi olarak anlatıyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Bunların hepsi de cezbe halidir. Sahabeler savaşta yaralanırlar veya tabiinden var bu mesela. Savaşta ayağı komple kesiliyor. Namaz kılmak için ordugaha geliyor. Ordugaha namaz kılmak için geldiğinde attan inerken ayağının kesik olduğunu anlıyor. Düşüyor çünkü o esnada. İran seferinde oluyor bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin zamanında. Ayağı kesilmiş. Ayağının kesikliğinin farkında değil. Attan ineceği zaman o zaman anlaşılıyor. Bu manada sahabenin üzerinde görülen, hemen böyle kısaca konuya değinmek istedim. Cezbe halleri bunlar. Ağlamak, fitursuz bir şekilde düşmanı görmeden savaşmak, fitursuz bir şekilde açlığı hiç önemsememek, fitursuz bir şekilde malını tasadduk etmek, fitursuz bir şekilde canını tasadduk etmek, fitursuz. Hani sahabeyi anlatmak için tabiinden bizzat diyor ya, tebaa-i tabiine diyor. Siz diyor sahabeyi görseydiniz derdiniz ki bunlar deli. Onlar sizi görseydi
derdi ki bunlar dinlerinden dönmüş kafir olmuşlar deyip sizi kılıçtan geçirirlerdi diyor. Şimdi o zaman cezbeye baktığımızda cezbe o esnada o insanın ilahi aşkla, Kur'an ve sünnet sevgisi muhabbetiyle akıl üstü, hesapsız, kitapsız, Kur'an ve sünnete uygun davranmak. Bakın tekrar söylüyorum, burada Kur'an ve sünnetin dışında yok. Yani normalde bir kimsenin malını tamamen vermesi Kur'an ve sünnete aykırı değil. Bunda bir, çünkü ölçü Hazreti Ebubekir Efendimiz. Veyahut da bir kimsenin canından geçmesi Kur'an ve sünnete aykırı değil. Çünkü ayetle, hadiste sabit insanın Allah yolunda canından geçmesi, malından geçmesi, çocuklarından geçmesi, evinden, barkından, malından, mülkünden geçmesi. Bunlar hepsi de ayet ve hadiste sabit. O zaman cezbeye baktığımızda hani müminler Allah'ı şedid bir sevgi, yani çok kuvvetli bir sevgi ile severler. Bu hale gelen bir mümin, normal Müslümanların, normal insanların davranış biçiminin üstünde davranış biçimi veya normal Müslümanların düşüncesinin üstünde bir düşünceye sahip olması. Bakın düşünce. Düşünce de cezbe midir? Bu manada düşünce de cezbedir. Biz düşünceyi kenara atıyoruz biraz. Yani bir kimsenin normalitenin dışında bir, dışında derken üstünde bir düşünceye sahip olması da cezbedir. Yani kimsenin akledemediğini o akleder, kimsenin fikredemediğini o fikreder. Onda feraset nuru vardır çünkü o da cezbedir. Senin görmediğini görür. Senin duymadığını duyar. Senin hissetmediğini hisseder. Senin bilmediğini bilir. Bu da cezbedir. Şimdi cezbeye baktığımızda o zaman yani bir yelpaze geniş. Hepsi de bu manada cezbenin içine girer mi? Evet. O zaman cezbe dediğimizde insanların normal davranışlarının üstünde davranış ve düşünce sergileyen kimseye cezbe geldi. Şimdi dergahta olur mu? Asıl sufilerin içerisinde olur cezbe. Cezbe asıl sufilerin içerisinde bulunması lazım. Sufilerin içerisinde olması lazım. Sebep? Çünkü sufiler normal sevginin üstünde bir sevgiyle Allah ve Resulünü severler. Herkesin sevgisinin üstünde bir sevgiyle. Onlar o Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen şedid sevgiye ulaşmaya çalışırlar. Şedid sevgiye ulaşmaya çalışan bir kimsede de normal vasat bir davranış biçimi, vasat bir düşünce sistemi olmaz. Vasat dediğim şey şudur. Bugün hava sıcak derse gidersem terlerim. Bugün hava soğuk derse gidersem üşürüm. Bugün ben derse gitmesem de olur bak hafiften öksürüyorum. Ben şimdi nasıl derse gideyim ya, yorgunum ya. Bunları şeriaten baktığınızda hepsi de makuldür. Adam sağlığını koruyacak ya, soğukta çıkmasın, sağlığını koruyacak, sıcakta gitmesin veyahut da İşte kendini koruyacak, kendini hasta etmesin. Ama o kimse şiddet bir sevgiyle seviyorsa onun için soğukmuş, sıcakmış, karmış, 35 dereceymiş, 40 dereceymiş, uzakmış, yakınmış, karadaymış, havadaymış, denizdeymiş, sıkıntı varmış, problem varmış, basılacakmışız, tutuklanacakmışız. Veyahut da orada bir sıkıntı yaşayabilirmişiz, aç kalmışız, tok kalmışız, yok yanımızdaki bize ters bakmış, yok düz bakmış, yok ben bu zakirene tabi olacağım, yok ya nereden buna biz şey yapacağız, öyle miydi, böyle miydi, şu muydu, bu muydu, hepsini de atar kenara.
Ben Allah'ı zikredeceğim der. Onun bir tek kafasında Allah'ı zikir vardır örneğin. Veyahut da ya ben şimdi şeyhe nasıl gideyim şimdi ya? Rahatsız ederim ya. Telefon açmayayım ya. Ben yazmıyorum. Herkes yazıyordur zaten. Ya ben şimdi bunu nasıl söyleyeyim şimdi ya? Herkes bir şey diyordur zaten. Sen edep et canım söyleme. Dur ya ben ona sormayayım ya. Ya filanca abi de var ya ben gideyim ona söyleyeyim ya. Hoş o abiye anlatayım ya. Şunu şöyle yapayım ya. Bunu böyle yapayım ya. Ya neden ya? İşte şöyle dedi oldu böyle. Ya geçen sefer dinlemedi beni. Ya geçen sefer zaten normaldi. Rüyamı da yormadıydı. Baktı dinledi ya. İşte geçen sefer de böyle oldu. Şurada şöyle oldu. O seven derviş öyle değildir. O yine Kur'an sünnet edep dairesinde sorar, söyler, anlatır. Bir daha telefon açar. Önemli değil o. Çünkü ulaşacak ona. O bu sefer kendince o akılsızlık değildir. O insanın sevdiğinin yörüngesinde durmasıdır. Cezbe. O derviş ve şeyhine bakar, yap yapar, et eder, at atar, tut tutar. Git gider, gel gelir. Çık çıkar, tırman tırmanır. Aklına vurmaz o cezbeli derviş. O evet, o şiddet bir şekilde sevme yolunda. Öbürkü aklına vurur. Böyle dedi ama bunu mu yapmak lazım ya? Öbürkü dinlemez mesela. O ona mesela şeyh der bak bunu böyle 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 yapacaksın. Tamam mı? Tamam der o. Yapmaz. Bak buradan sıkıntı görürsün. Yapma bunu der. Yapar. Evet. O eğer cezbe ehli ise motomot uyar. Şimdi normalde biz de Kur'an sünnetin dışındaki hale biz cezbe demeyiz. Hani örnek birisi titriyordu. Debeleniyordu böyle. Hazreti Ömer Efendimiz kim bu dedi. Dediler ki ya Emir el-Mü'minin bu Iraklı Müslümanlardan birisi. Onun üzerinde şeytanın tecelliyatını görüyorum. Kaldırımın dedi. Yerde böyle debeleniyordu. Onu kaldırttırdı. Bizde böyle şey olmaz. Böyle debelenme olmaz. Sayha atma olmaz. Yok işte kendini duvara vurma. Yok böyle değişik hareketler çıkarma. Bunlar olmaz bizde. Olursa biz deriz ki yok bu nefsinden bunu yaptı. Bunu derim nefsinden yaptı. Onu çok eski arkadaşlar iyi hatırlarlar. Dik kaldırımda ders yapıyorduk. Birisi tuhaf tuhaf sesler çıkarıyordu böyle. Ondan sonra o tuhaf tuhaf ses çıkarınca da böyle dervişler tabii yeni o zaman herkes çaylarınızı da için böyle ona bakıyorlar hani hayranlıkla böyle tuhaf sesler çıkarıyor ya. Ben dedim atın onu odanın içine çıkarın halakadan. Bizim o zaman da gençlik keskin her şey bizde. Atın şunu dedim halakadan dışarı. Adın öbür tarafa odaya dedim ben. Bunlar tuttular attılar odaya. Sesler çıkarıyor içeride. Kapatın kapıyı dedim. Kapıyı da kapattılar. Bu halıları kaldırmış, debelenmiş içinde, yuvarlanmış filan. Neyse gittim başına. Dedim kalk. Böyle gözünü açtı bu şimdi. İçeride dedim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle konuşan, sohbet eden Zekrullah'ta derviş var dedim. Sen ne gördün? Allah'ına, dinine, imanına konuş. Tek kelime yok. Bak tek kelime yok. Şunu gördüm dese çarpacağım zaten. Dedim yürü git. Sen dedim nefsin uyuyorsun. Bu yok bizde. Veyahut da esma verilmiş. İşte Allah esmasını hepsinde okuyor.
Esma'nın şeklini, stilini değiştirmek. Ay cezbelendi. Herkes Allah, Allah, Allah zikrediyor. Öbürü Allah, 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 Allah. Yok mu? Nefsin oydu. Bu cezbe değil. Bak direkt Esma'yı bir tamam söylemek. Asıl cezbe odur. Esma'yı bir tamam söylemek. Kaidelere bir tamam uymak. Asıl cezbe odur. Söylenileni yerine getirmek. Asıl cezbe odur. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin. Böyle tuhaf sesler çıkaran, böyle kendisini cezbeli gibi gösteren olursa derdi ki bir iğne batırın. Toplu iğne. Hatta kadınlara demiş ki başınızda demiş örtünüzde iğne de mi yok? Öyle bir şey yapan olursa demiş iğneyi batırıverin ona demiş. Hani kendine geliyorsa, o iğnenin acısını hissediyorsa onun cezbesi şeytani, rahmani değil. Eğer iğnenin batırdığında iğneden bir haber ise işte o evet doğru cezbe. Selamünaleyküm. Oğlum 3 ay önce Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin inşallah. 50 yaşında beyin kanamasına inme indi. Hiç gözümün önünden gitmiyor. Sürekli ağlıyorum. Bir mahsuru var mı? Var. Bana ne tavsiye edersiniz? Her nefis ölümü tadacaktır. O yüzden insanlar ölümle yüzleşecekler. Hepimiz ölümle yüzleşeceğiz. Ve hepimiz sevdiklerimizi zaman gelecek. Biz onları emaneti yerine biz teslim edeceğiz. Gömeceğiz. Vücut toprağa ait. Toprağa gömeceğiz. Ruh geldiği yere dönecek. Ve hepsi de herkese sonuçta Allah'a döndürülecek. Evet. Yani bir ebeveynin kendince üzülmesi, kendince bu konuda daha hassas davranması hakkıdır. Ama ve lakin böyle aylar, yıllar süren hüzün İslam'da yoktur. O yüzden sevdiklerimizi gömeriz. Ama aylar ayları kovalayıp da böyle bir hüzün deryasına gömülmeyiz. Bu sevmediğimizi göstermez. Asıl annenizi, babanızı, eşinizi, vefat eden bir yakınınızı seviyorsanız siz Kur'an sünnet dairesinde yaşayın, onlara da dua edin. Onların affı mağfiretine sebep olacak vesileler oluşturun ve o vesileleri yerine getirin. Yapmamız gereken bu. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Eftali zikir fâlemennâhû. Lâ ilâhe illallah. Lâ ilâhe illallah. El-Fatiha ma salavat. Amin. Nestor.